Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 26 Ekim Salı. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen operasyonda el yapım patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi. Daha sonra acı haber şehidin baba ocağına ulaştı. Şehit Yalman memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. 2020 tarihinde 3. Piyade Tümeni 7. Yudut Alayı Mayın EYP Tespit İmha Takım Komutanlığı emrine atanmıştır. Şehit haberi herkesi yasa boğdu. Şehit Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi. Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlar esnasında el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan uzman çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari'de tören düzenlendi. Millet için, barış için, huzur için, istiklal ve istikbalimiz için. Şehit uzman çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da uçakla memlekete Osmaniye'ye uğurlandı. Acı haber, askeri yetkililer tarafından Düzici ilçesi Boğaziçi mahallesinde yaşayan şehidin ailesine verildi. Eve akın eden komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı. Helallik alınmasının ardından şehit istihkam uzman çavuş Yunus Emre Yalman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından omuzlarda taşındı. Anne Meryem Yalman, baba Eyüp Yalman ve şehidin yakınları gözyaşı döktü. Bekar olan şehit piyade uzman çavuş Yunus Emre Yalman'ın 3 kardeşi olduğu ve abisinin de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalıştığı öğrenildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Vali Çiçek'in bugünkü durağı ise Hocalar ilçesi oldu. Vali Çiçek ilçede çeşitli temaslarda bulunarak bilgi aldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ilçelerdeki temaslarına devam ediyor. Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesini ziyaret etti. Vali Gökmen Çiçek ilk olarak Hocalar Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Mustafa Caner Culukar'dan ilçeye dair bilgiler aldı. Daha sonra Hocalar Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Çiçek, serbest kürsüde kadınlarla bir araya geldi. Kadın Kültür Kooperatifi'nde ziyaret eden Vali Çiçek, üretimi yapılan el emeği birbirinden değerli ürünleri inceledi, üretime eşlik etti. Son olarak Hocalar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Ali Arslan'dan ilçede yürütülen çalışmalar, genel talepler ve devam eden projeler hakkında da bilgiler aldı. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu gündemi değerlendirdi, zamlara da tepki gösterdi. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Ruhu şad olsun, büyük Türk'üm. Kameraların karşısına geçen Mısırlıoğlu, konuşmasına Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade uzman çavuş Yunus Emre Yalman'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek başladı. İl Başkanı Mısırlıoğlu, Türkiye'de yaşanan zamlara tepki göstererek iktidara yüklendi. Ülkemizde sabah yatıyoruz zam, akşam kalkıyoruz zam, hayat pahalılığı aldı başını gitti. Bugün 44 kuruş zamlanan benzin bu gece yarısından itibaren 28 kuruş daha zamlanacağı kararı alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarf ettiği sözlere bakıyorsunuz. Her evde araba var.
Kapıcısında bile araba var. Söze bakar mısınız? Yani kapıcıda bile araba var diyor. Yani ne istiyorsunuz daha diyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanım, kapıcı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı. Sizden veya bizden ne eksikliği var? Bugün 10 lira sınırına dayanan akaryakıt fiyatlarından kaynaklı olarak artık eskiden 50 liralık benzin alıyorum, ben yakıt alıyorum. Benim için fark etmiyor diyordu insanlar. Şimdi 50 liraya 5 litrelik su, hazır su şişelerine benzin doldursanız adamlar onu vitrine koyup seyredecek duruma geldiler. Hiçbir gün bir önceki günden daha iyi değil, daha kötü duruma gidiyor. Bundan bir ay evvel askeri ücretli 350 dolar alırken kazancıyla bugün 300 dolar sınırında maaşı 300 dolar alır duruma geldi. 50 doları bu insanların bir ay içinde gitti. Önce insanları doyurmamız lazım. Önce insanların önündeki 6 ay bir seneyi görebilmesi lazım. Kazancıyla o bir yılı geçiştirebileceğini görebilmesi lazım. Marketten bir hafta önce almış oldukları ayçiçek yağıyla bir hafta sonra almış oldukları ayçiçek yağının fiyatı aynı değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde artık. Başkan Mısırlıoğlu açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ruhu şad olsun büyük Türk'ün. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sürdürülen Avrupa Birliği destekli mermer sektöründe iş sağlığı güvenliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında Afyonkarahisar heyeti Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğuyla Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü standını ziyaret etti. Evet, bizim sebebi ziyaretimiz aslında bir Avrupa Birliği. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sürdürülen Avrupa Birliği destekli mermer sektöründe iş sağlığı güvenliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında Afyonkarahisar heyeti Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Düsseldorf Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci ve Ticaret Ateşesi İrem Ekmekçi Konuk tarafından ağırlanan heyette Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, ATSU Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Emirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aktepe, İsçihisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, ATSO Meclis Üyesi ve TOB Delegesi Adnan Demirel, ATSO Meclis Üyeleri Hüseyin Karabulut ve Şaban Ceylan, ATSO 10. Meslek Komitesi Başkanı Necmettin Ayyıldız, ATSO 27. Meslek Komitesi Başkanı Saliha Kılınçarslan, ATSO Genel Sekreteri Ali Şenolla, ATSO Vezne ve Muhasebe Personeli Yasemin Mercan yer aldı. Bilhassa manda kaymağı, manda yoğurdu, afyon sucuğu bunların tescilleri de Afyon Ticaret Sanayi Odası'ndadır. ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Düsseldorf Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşan Cebeci ve Ticaret Ateşesi İrem Ekmekçi konuğa Kocatepe figürü işlenmiş mermer hediyelik takdim etti. Afyonkarahisar heyetinin bir sonraki durağı A artı A Düsseldorf 2021 İş ve İşçi Güvenliği, İşçi Emniyet Fuarı'nda Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü standı oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt'la görüş alışverişinde bulunan Afyonkarahisar heyeti, fuardaki diğer standları da inceleyerek iş güvenliği hakkındaki gelişmeleri takip etti. Heyetin Almanya'daki programı 29 Ekim'e kadar devam edecek. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Dinar ilçesinde kurulan kadın kültür evlerinde eğitim alan kadınlar elde ettikleri becerilerle bir taraftan meslek sahibi olurken diğer yandan da yaptıkları ürünleri satarak para kazanmaya başladı. Bu merkezde kadınlar para kazanabilecekleri beceriler kazanıyor. Kadınların ürettikleri mumlar online sitelerde kapış kapış satılıyor.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla ilçelere kurulan kadın kültür evlerinde üretim faaliyetleri devam ediyor. Dinar Kaymakamlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kadın Kültür Evi'nde kadın kursiyerlerin yaptıkları mumlar, özellikle online alışveriş siteleri ve valiliğe bağlı olarak faaliyet gösteren albikere.com internet sitesinde adeta kapış kapış gidiyor. Kadın Kültür Evi'ne gelen kadın kursiyerler, bir süre eğitim aldıktan sonra üretime geçip mum başta olmak üzere çeşitli ürünler üretiyorlar. 12 kursiyerin eğitim aldığı Kadın Kültür Evi atölyesinde kursiyer sayısı her geçen gün artarken, merkeze aynı zamanda spor başta olmak üzere aile yaşamı ve din kültürü konusunda da eğitimler veriliyor. Dinar Kadın Kültür Evi Müdürü Esin Buğday, merkezde kadınlara her şeyden önce beceri kazanabilecekleri meslek öğretildiğini ifade etti. Buğday şöyle konuştu. Kadın Kültür Evimizde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde eğitim, kültür, kültürel faaliyetler ve sportif faaliyetler yürütülüyor. Burada tabii bilgi kazanıyorlar her şeyden önce ve beceri kazanıyorlar. Para kazanabilecekleri bir beceri kazanıyorlar diyebilirim. Şimdi 12 kursiyerimiz var şu anda mum üreten. Ama bunun dışında eğitimlerimize katılan bayanlar her hafta konuya göre değişiyor. Birçok kadına ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten Dinar Kadın Kültür Evimiz merkezde herkesin ulaşabileceği, gelebileceği, sohbet edebileceği, ihtiyaçlarını karşılayabileceği, çayını kahvesini içebileceği bir yer. Afyonkarahisar'ın tarihine ışık tutan yapılardan birisi olan Millet Hamamı Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Tarihe ışık tutan eser Millet Hamamı Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla tarihi dokuya uygun bir şekilde restorasyon yapılan Millet Hamamı Müzesi, açıldığı günden bugüne hamam kültürünün en iyi örneklerini yansıtan yapılardan biri olarak dikkat çekiyor. Gizemli şehir Afyonkarahisar'ın en gizemli yerlerinden birisi de Millet Hamamı Müzesi. Bünyesinde barındırdığı bölümlerle hamam kültürünün mirası, Osmanlı mimarisi izleri taşıyan, pek çok detay ve inceliği barındıran yapının tarihe tuttuğu ışıksa büyüleyici. Belediye tarafından işletmesi yapılan Millet Hamamı'nın çevresinde oluşturulan dinlenme alanı ise harika bir deneyim sunuyor. Tarih, kültür ve eğitimin adresi olan Millet Hamamı Müzesi'ni gelip ziyaret ettikten sonra Karahisar Kalesi ve meşhur Afyon evlerinin doyumsuz manzarasına karşı çay ya da kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Muhteşem ihtişamı ile göz kamaştıran Millet Hamamı, zamana meydan okuyan dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu R perdemiz. Akustik yapısının oldukça dikkat çektiği müzede Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından ney ve piyano eğitimi veriliyor. Ayrıca Millet Hamamı'nda yerel ve ulusal konferanslar da düzenleniyor. Osmanlı mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan hamam kültürünün yaşatıldığı, aslına sadık kalınarak teşhir edilen soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri, hamam araç ve gereçleri, hamam adetleriyle kültür, eğitim ve tarihin bir arada olduğu Millet Hamamı Müzesi ziyaretçilerini bekliyor. Millet Hamamı restorasyonunda dikkati çeken önemli bir nokta, yapılan çalışmanın sadece ziyaretçilerin hizmetine sunulmasıyla sınırlı kalmaması. Aynı zamanda bu mekanın toplumsal ihtiyaçlar göz önünde tutularak çevre halkının hizmetine sunulmasıdır.
Merkezi Ankara'da bulunan Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özarkan, derneğin 2021 ve 2022 yıllarında yapacağı etkinliklerle ilgili basın toplantısı yaptı. Anma ve kutlama yıl dönümü olması münasebetiyle Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özarkan, bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında derneğin kurucu başkanı Profesör Doktor İrfan Ünver Nasrattınoğlu ve derneğin kadın hakları ve sorunları ile ilgili yönetim kurulu üyesi Mürşide Ayhan'la basın karşısına geçti. Ve sorumluluğumuz gereği Kasım ayı içerisinde yine Ankara'dan gelecek konuk. Özerkan, yapılan son genel kurulda derneğin adının Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği olarak değiştirildiğini aktardı. Son genel kurulumuzda derneğimizin adında da küçük bir değişikliğe giderek derneğimize Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği adını alarak kültürüne, tanıtımına, gençlerimizin eğitimine daha fazla faydalı olacağımıza inanıyoruz. İlk olarak konuşan Özerkan, derneğin bazı etkinliklerini Afyonkarahisar'da yapmaya başladıklarını dile getirdi. Bundan önceki 3 önemli etkinliğimizi Cumhuriyet'in varoluşunun temelinde harçları bulunan merhum Ali Çetinkaya, merhum İsmail Şükrü Çelikalay, merhum İkazcı Mehmet Şükrü Bey'in anma günlerini Afyonkarahisar'ımızda gerçekleştirmiştik. Afyonkarahisar'da düzenleyeceğimiz diğer etkinliklerimizde de sizlerle yeniden bir araya gelmeyi umuyor, sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş yıllarda Ankara'da bulunan ve derneğe tahsis edilmiş Afyon Evi'nin satılması ile ilgili bir soruya dernek kurucusu ve onursal başkanın Nasrattınoğlu sert cevap verdi. Bugün hakikaten yüksek tahsil için gelen gençler Ankara'da inmiyorlar. Bulamıyorlar, yer bulamıyorlar. Biz oraya gelenlerden para da almazdık ya. Bir de hasta getirirlerdi Hacettepe Hastanesi'nden şuraya buraya. Hastanın yanında gelen hemşerimizi A köyünden, B köyünden, şuradan buradan bedava yatırırdık. Ertesi gün de biletini alır dernek olarak memlekete gönderirdik. Bunları yapan bir derneği yok ettiler ya, şeyi, binayı. Ben hakkımı helal etmiyorum. İlgilenen meclisinin o günkü yönetimine kimse, satışa imza koyanların hepsinden öbür tarafta hepimizin gideceği yerde yakalanı yapışıyor. Derneğin kadın hakları ve sorunları ile ilgili yönetim kurulu üyesi Mürşide Ayhan'sa konuşmasında Afyonkarahisar'da kadınların üretime katkı vermesi ile ilgili atılan adımların çok önemli olduğunu belirtti. Kadın kültür evlerinde ve kooperatiflerinde kadınlarımızın ekonomiye katkıda bulunmaları, kendi ayakları üzerinde durmaları, eğitim eksikliklerini gidermeleri açısından önemli bir başarıyı yakalamış, azim ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedirler. Basın toplantısı karşılıklı sohbet ve fikir alışverişiyle sona erdi. Buraya gelip de sizi aramasınlar, buraya arkadaşa gelsinler. Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından Cumhuriyet'in 98. yılı dolayısıyla bir panel düzenlendi. Panelde Cumhuriyet'e giden süreç ve Cumhuriyet'in kazanımları masaya yatırıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet'in 98. yılı için düzenlenen panelin yöneticiliğini Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürsoy Şahin yaptı. Ne olur? Türkiye'de... Panelin konuşmacıları ise yine AKÜ'den Profesör Doktor Ahmet Altıntaş ve Profesör Doktor Sadık Sarısaman oldu. Hani çevrede var bir sürü kaydı hayat. Panelin açılışını yapan AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Gürsoy Şahin şunları dile getirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir tercih. Evet. Cumhuriyet rejiminin tercih edilmesi anlamında hem Türk tarihi açısından hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni bir rejimle, yeni bir işte devlet olarak devam etmesi anlamında önemli bir dönüm noktası.
Daha sonra ilk konuşmacı olarak AKÜ Kocatepe ve Büyük Taarruz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sadık Sarısaman söz aldı. Sarısaman, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e giden süreci anlattı. Cumhuriyet'e geçiş döneminin Atatürk'ün yerine başka birisi olsaydı başarılı olamayacağını belirtti. Hani Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi bir kısım imparatorlukların Cumhuriyet'e dönüşmesini sağladı. Mustafa Kemal'den başka bir kişi bunu başarsaydı, hani milli mücadelenin lideri, Mustafa Kemal'den başka birisi olsaydı, işte yola çıktıklarında Kazım Karabekir, işte Refet Bey'le Ali Fuat Cebesoy vesaire, bu kişilerden birisi bu hareketin lideri olsaydı, Cumhuriyet'e varır mıydı? Varmazdı büyük ihtimal. Evet. Varmazdı. AKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Altıntaş da Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmayı askeri öğrenciyken kafaya koyduğunu dile getirdi. Mustafa Kemal daha harp okulu öğrenciliği esnasında Selanik'te biliyorsunuz Beyaz Kule var. Beyaz Kule'de arkadaşlarıyla sohbet ederken bir gün hafif de şey yapmışlar işte arkadaş ortamı daha rahat bir ortam. Ali Fethi var, işte Ali Fuat var, Ömer Naci'nin olduğunu söyleniyor. Bir konuşma esnasında diyor ki, seni Milli Eğitim Bakanı yapacağım, seni işte Milli Savunma Bakanı yapacağım, seni Maliye Bakanı yapacağım. Orada arkadaşlarından birisi Mustafa Kemal'e soruyor, ya Mustafa Kemal diyor, tamam sen bizi yapacaksın da sen ne olacaksın? O da diyor ki, sizi bu makamları atayabilecek bir makamda olacağı şeklinde bir görüşü vardır. Dolayısıyla Mustafa Kemal'de Cumhuriyet fikri daha o dönemlerde, değerli hocalarım da ifade ettiler, o dönemlerde şekillenmeye başlıyor. Totaliter bir cumhuriyet olur. Hani cumhuriyetlerde iki tür. Afyonkarahisar Belediyesi'nden bir uyarı geldi. İlan reklam vergisi 2021 yılı ikinci taksit ödemelerinin 1 Kasım pazartesi günü sona ereceği bildirildi. Afyonkarahisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilan, reklam vergisi 2021 yılı ikinci taksit ödemelerinin 1 Kasım pazartesi günü sona ereceği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Belediye sınırları ve mücavir alan içinde her türlü ilan, reklam, ilan, reklam vergisine tabidir. Şehrimizin caddelerinde ve iş yerlerinin önlerine tabela koyarak reklam yapanlar, Afyonkarahisar Belediyesi Tahakkuk Tahsilat Birimine ilan reklam vergisi beyannamesi vererek vergilerini ödemeleri gerekmektedir. 2021 yılı ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödeme süresi başlamış olup 1 Kasım 2021 tarihinde sona ermektedir. Esnafımızın gecikme cezasına uğramamaları için ilan reklam vergilerinin ikinci taksitini 1 Kasım pazartesi günü mesai bitimine kadar Afyonkarahisar Belediyesi Tahakkuk Tahsilat Birimi'ne ödemeleri ilan olunur. Hava sıcaklıklarının bir hayli düştüğü Afyonkarahisar'da yerli ürünlerinin yerine sera ürünleri alırken pazarda patates fiyatlarıyla balık fiyatları dikkat çekiyor. Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyat düşerken patates fiyatında ise yükseliş göze çarpıyor. Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar bir yandan kışlık ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da haftalık pazar alışverişlerini yapıyor. Yaz döneminde sebze ve meyve fiyatlarındaki uygunluk nedeniyle kilo kilo alınan ürünler artık yarımşar ve birer kilo olarak alınıyor. Kentin en iştek pazarlarından Mecidiye Pazarı'nda vatandaşlar Karadeniz'deki balık bolluğu nedeniyle fiyatı düşen hamsiyi tercih ediyor. 15 liradan başlayan hamsi fiyatları büyüklüklerine göre 30 liraya kadar çıkıyor.
Diğer yandan patates hasadının yapıldığı Afyonkarahisar'da patates fiyatları da şaşırtıcı bir şekilde yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz yıl kilosu 1 liradan satılan kışlık patates, pazarda 3 kilosu 10 lira olarak tezgahlarda yerini aldı. Öte yandan sebze ve meyve fiyatlarında da mevsimsel olarak yükseliş gözlendi. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde taşımalı eğitimde görevli şoförlere ilçe jandarma komutanlığı tarafından eğitim verildi. Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programda taşımalı eğitimde görev alan servis şoförlerine trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Gönen, servis şoförlerinin de öğretmen gibi, okul yöneticileri ve diğer okul çalışanları gibi eğitim öğretimin önemli birer paydaşı olduğunu söyledi. Yaşanan acı tecrübelerden ders almak zorunda olduklarını ifade eden Gönen, "Hiçbir bahane çocukların saçının bir telinden daha kıymetli değildir. Görevinizde son derece hassas, yasal ve ahlaki olmak gereklidir," dedi. Daha sonra Sandıklı İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Aziz Baz, servis şoförlerinin trafikteki uyması gereken kurallarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Programa Sandıklı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Gönen, İlçe Halk Eğitim Müdürü Osman Gönülseven ve taşımalı eğitimde görev alan servis şoförleri katıldı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde belediye tarafından bir parka sağlıkçılar için yaptırılan heykeller tepki almaya devam ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, heykellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne heykel tepkisi çığ gibi büyüyor. Merkez Efendi Belediyesi'nce bir parkta sağlıkçılar adına yaptırılan heykeller tepkilere neden oldu. Sen bekliyorum ya, parktayız biz de. Belediye tarafından Bahçeli Evler Mahallesi'nde COVID-19 salgınında görev yapan sağlık personelini temsil eden heykellerin de bulunduğu bir park inşa edildi. Henüz resmi açılış yapılmayan parkta yer alan beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli gören vatandaşlar, heykellerin sağlık çalışanlarını temsil edemeyeceğini belirterek belediyeyi eleştiriyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, COVID-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi sembolize etmek amacıyla yaptırıldığı belirtilen, ancak sanatsal değerine ilişkin çokça eleştiri alan heykellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Maalesef birileri heykel ve sanatı adeta aşağılayarak sanat kabiliyetlerimizi ve vatandaşlarımızın görsel zevkini adeta aşağılamak suretiyle ülkemizi çok farklı bir noktada tartışmanın içerisine çekmeye gayret ediyorlar. Vatandaşlarımızı korkutan, çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin elbette bütün dünyada sanat çevrelerinin beklediği gibi biz de derhal kaldırılmasını bekliyoruz. Kütahya'nın yüzyıllardır sandıklarda saklanan, kuşaktan kuşağa geçen el emeği göz nuru iğne oyaları markalaşmak için gün sayıyor. Her birinin kendine özgü hikayesi olan iğne oyaları sandıklardan çıktı, coğrafi işaret için başvuru yapıldı. Görüntüler Kütahya'dan. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2017 yılında başlatılan projeyle iğne oyaları artık detaylı çalışmalar sonucunda kitaplara aktarılarak arşivlendi. Zengin taktı, fakir baktı oyası, kar yağdı oyası,
Cimcik oyası gibi her bir motifin kendisine has hikayesi olan iğne oyaları için coğrafi işaret başvurusu da yapıldı. Her bir iğne oyasının kendine özgü bir hikayesi olduğundan bahseden Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, bugüne kadar 140 motifi kayıt altına aldıklarını söyledi. Tarihini araştıran bir kurum olarak görevimiz var. Bu görev kapsamında 2017 yılında Kütahya'nın İğne Oyaları adlı tema çalışmamızı başlattık. Bu çalışmalarımız için Kütahyalıların birebir sandıklarına ulaşarak kendilerinden bu arşivleri kurumumuza getirmelerini bizzat biz giderek aldık, ayaklarından kendileri getirdiler. Bu kapsamda Kütahya halkına teşekkür ediyorum. Kütahya'nın iğne oyaları Türkiye'de bir numara denebilecek kalitede ve büyüklükte, güzellikte, görkemli yapıda. Bunu da ispatlamaya çalıştık. Bilecik'te 150 yıldır aynı tohumla üretilen acı kırmızı biberlerin tanıtımı için bir şenlik düzenlendi. Bu acı biberi 150 yıldır aynı tohumdan üretiyorlar. Balkonlarda, çatılarda, ev duvarlarında kurutulan biberler cadde ve sokakları süslüyor. Biberler başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir olmak üzere birçok ile satılıyor. Bu biberin tanıtımı için Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çukurören Köy Muhtarlığı İşbirliği'nde bu yıl ilk defa Çukurören biberinin tanıtım şenliği düzenlendi. Bilecik Valisi Doktor Kemal Kızılkaya, Çukurören Köyü'nde düzenlenen etkinlikte şöyle konuştu. Biz 150 yıldır ata tohumuyla üretilen kırmızı biberlerimiz Türkiye'ye tanıtılmaya, hatta dünyaya tanıtılmaya hazır bekliyor. Coğrafi işareti alınmış ve artık markalaştırılmaya ve daha hızlı üretime, Türkiye pazarına, ülke pazarına sunulmaya, bu lezzeti bütün milletimizle, İnsanlıkla paylaşma sırası geldi. Küçük yaşlarda annesinden öğrendiği ekmek yapımında kendisini geliştiren Ayşe Aytekin, 100 yıllık yöresel ekmeği hem ilçe halkı hem de ziyaretçilerle buluşturuyor. Komşusunun tavsiyesi üzerine başladı, şimdi yoğun talep görüyor. Pazarda satıyordu. Siparişleri yetişemeyince fırın açtı. Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmekle kendi işinin patronu oldu. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Ayşe Aytekin, komşusunun tavsiyesi üzerine evinde pişirdiği ekmekleri ilçe pazarında kurduğu tezgahta satmaya başladı. Hazırladığı yöresel ürünlerin ilçeye gelen ziyaretçilerden ve vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü fark eden Aytekin, sonrasında fırın açmaya karar verdi. Sivrihisar Ekmek Evi'ni açan Aytekin, 100 yıllık yöresel ekmeği ve farklı ürünleri vatandaşların sofrasıyla buluşturuyor. Taş fırın kullanarak her gün onlarca yöresel ekmek pişirdiğini belirten Aytekin, hazırladığı hamurun içerisinde katkı maddesi bulunmadığını da vurguluyor. Annemle beraber yapardık kendimize yemek için. Bildiğim bileli yapar yani. Okula giderkenden beri yapıyordum ben. Çok sevilen bir ekmek bizim ekmeğimiz. İşte 10-15 senedir böyle hızlı. Herkes kendi evinde pişirir, kendi yapardı. Şimdi böyle ticaret yapanlar çoğaldı. Hani bütün komşuların evindeki fırın olurdu. İlk zamanlar köyde tek fırındı. Millet birbirine yardımcı olurdu imece usulü. Şimdi her evde var hemen hemen. Şehir ekmekleri yani yenmez hale gelince bunlar çoğaldı. Onların içinde katkı çok. Bizimki maya, tuz. Başka bir şey yok. Patatesli, haşhaşlı, peynirli yapıyorsun. İsteyene kıymalı, tavuk dönerli. Onlardan da yaptırıyorlar bana.
Denizli'de orman alanda sahibinin otlatmak için bıraktığı küçük başların bir kısmı kayboldu. Bakın hayvanlar nasıl bulundu. Kaybolan küçük baş hayvanlar drone'la bulundu. Denizli'nin Cameli ilçesi Elmalı mahallesinde yaşayan Hasan Korkmaz, koyun ve keçisini otlatmak için ormanlık alana götürdü. Bir süre sonra evine giden Korkmaz, döndüğünde ormanlık alanda hayvanlarının bir kısmını bulamadı. Korkmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Cameli Orman İşletme Müdürlüğü'nün drone ekibi yaptığı aramada koyun ve keçilerin yerini tespit etti. Jandarma ekipleri keçileri bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti. Konya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hava destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Konya İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleriyle İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin işbirliğiyle yapılan denetimde kent merkeziyle Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde helikopter kullanıldı. Hava denetiminde yakın mesafeden takip, yolda uygunsuz bekleme, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama yapan ve park etme kurallarına uymayan sürücüler kontrol noktasına bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi. Sürücüler hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması, seyir halinde cep telefonuyla konuşulmaması konularında bilgilendirildi. Yorgun sürücüler bir süre dinlenmeleri için araçlarından indirildi. Denizli'de hamile eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin alan şahıs korku dolanlar yaşattı. Eşi ve bir çocuğunu serbest bırakan şahıs diğer çocuğuyla polislere direndi. Ekiplere tüfek doğrulttu. Olay Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Karaman mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen adam hamile eşiyle iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. Şahsın annesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güçlükle adamı ikna ederek hamile kadını ve çocuklardan birini kurtardı. Diğer çocuğunu bırakmamakta ısrarcı olan adam, kendisini etkisiz hale getirmek için evin arkasından girmek isteyen polis ekiplerine silah çekerek korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Daha sonra diğer çocuğunu da serbest bıraktı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenince öfkelenerek zorluk çıkaran şahsa kelepçe takılarak zorlukla araca bindirildi. Hamile kadın ve iki çocuğu hastaneye kaldırılırken psikolojik sorunları olan adamsa polis merkezine götürüldü. Uşak'ta durdurulan bir otomobilde cips paketlerin içine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ağzı kapalı cips paketlerinin içerisine poşetlenerek gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Isparta'da polis bir araçta narkotik dedektör köpeği Athena ile yaptığı aramada 9,97 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Zehir tacirlerine geçit verilmedi. Yapılan aramalarda 9.97 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın adresi Isparta. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada bir aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği Athena ile yapılan aramada 9 paket halinde 9.97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi. Araçta yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Konya'da bir inşaatta bulunan iskele demirlerinin çalındığını fark eden inşaat sahipleri kaçan kamyoneti 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakaladı. Olay Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaat alanına gelerek iskele demirlerini kamyonete yüklemeye çalışan şüpheliyi fark eden İbrahim Sağlam, durumu amcası ve diğer yakınlarına bildirdi. Şüpheli fark edildiğini anlayınca inşaata geldiği kamyonetle olay yerinden kaçtı. İbrahim Sağlam ve amcası da kendi araçlarıyla Karamanyolu Caddesi istikametine kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan şüpheli, takip eden amca ve yeğeni tarafından yakalanarak araçtan indirildi. Karamanyolu Caddesi üzerinde yakalanan şüpheli, devreye gezen polis ekiplerine teslim edildi. Burada gözaltına alınan hırsız şüphelisi ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, araçsa inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. Manisa'da köpek eğitim merkezinden köpek çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, bir de kahvehaneden çanta çaldıktan sonra yakalandı. Önce köpek çaldı, ardından çanta. Görüntüler Manisa'dan. Şehzadeler ilçesinde bir kahvehanede bir çantanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şüphelinin ilçedeki köpek eğitim merkezinden Maltese Terrier cinsi köpeğin çalınması ile ilgili arandığı tespit edildi. Eskişehir'de şüpheli bir ölüm yaşandı. Bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Eskişehir'in Zincirlikuyu mahallesinde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz vaziyette olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü 50 yaşındaki Yücel Çelik'in öldüğünü belirledi. Çelik'in cesedi polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gündeme dair önemli gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar.
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide kazanan Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Mücadelenin 10. dakikasında Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta top üstüne çarparak auta çıktı. 35. dakikada Galatasaray derbide 1-0 öne geçti. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicel Davu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un ortasında Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin topu kafayla filelere yolladı. Bu sayede skorda 1-1 eşitlik sağlandı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Larin hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Skor Beşiktaş'ın üstünlüğüyle 2-1 olarak değişti. 80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem Fırat Aydınuz beyaz noktaya işaret etti. İkinci yarıda oyuna giren Mustafa'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Beşiktaş 20 puana yükselirken Galatasaray 17 puanda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler Trabzonspor'un ardından üst üste ikinci yenilgisini yaşarken zirvenin 5 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'la karşılaştı. İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip 75'te Emre Akbaba ile öne geçti. 5 dakika sonra sahneye çıkan Serdar Dursun skora dengeyi getirdi. 90+3'teki kornerde Efkan Akdeniz ekibine galibiyeti getirdi. Maç 2-1 Alanyaspor galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sezon evindeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 19 puanda kalarak 4. sıraya geriledi. Alanyaspor ise yenilmezliğini 7 maça çıkarırken puanını 20 yaparak rakibini geride bırakıp 3. sıraya çıktı. Şayka Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Milli dalışçı Şayka Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen dünya rekoru için tek nefeste 100 metre dalışını Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdi. Serbest dalış dünya rekortmeni Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe indi. Milli dalışçı Ercümen'in Kaş Belediyesi İnceboğa Sosyal Tesisleri açıklarında Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste 100 metre ile kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırma denemesini Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da takip etti. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe 2 dakika 53 saniyede inen Şayka Ercümen, sudan çıktıktan sonra yaptığı açıklamada 98 metreden ileriye dalarak dünya rekorunu Cumhuriyet'in 98. yıl dönümüne ve Mehmetçi'ye ithaf etmek istediğini söyledi. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.